Almaya mı gelecekler beni? Sen geç arabaya. Seni ben götüreceğim. Ne diyorsun Kuzey? 2 saate sonuçlar açıklanıyor. Kazanırız bence ya. Ben çok emin değilim ya. Bana bir stres bastı. Anneme de görünemem. Ben şu an kaybolmak istiyorum. Şey yapamıyorum. Ya saçmalama Naz. Kazanırsın. Bir sakin ol. Bak beni de geriyorsun hadi. Senin ex geliyor. Kaçalım mı? Günaydın. Heyecan var mı? Biraz. Ha siz barıştınız. Ay çok garip insanlarsınız ha. İnsan bir haber yok. Hadi. Savcım. Savcım, emniyetten mi teslim alacaklar beni? Savcım, beni emniyetten mi teslim alacaklar? Savcım. Savcım, ne oluyor? Niye geldik biz buraya? Savcım, ne oluyor? Biri mi arayacak? Kim... Selçuk Taşkın. Günaydın savcım. Sıyır paçanı delikanlı. Niye? Ne oluyor? Kelepçeyi mi çıkarttıracaksın? Ya böyle konuşmadık ki biz. Göndermiyor musun beni? Yap işte ne diyorsa yap. İstanbul'a sen beni denetimli kelepçeli yollamayacak mıydın? Ne oluyor? Geçmiş olsun. Ya ne oluyor, ne oluyor? Allah aşkına bana bir şey söyle ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Savcım, çıkartın kelepçeyi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyorsun? Sen dün akşam olduğunu iddia ettiğin adam değilsin. Ne demek savcım o ben? Söylediğin şeyi yapmış olabilirsin. Kızımın başını çok büyük bir derde sokmuş olabilirsin, evet. Ama şimdi kızımın yanında sağ salim olmasının sebebi de sensin. Nasıl yapalım? Ne yapayım ben şimdi, sen söyle. Çünkü benim hayatta öğrendiğim çok net bir şey var. Herkes hata yapar. Herkes hata yapar ama çok az insan ikinci bir şans hak eder. Yani eğer benim yanımda duracaksan kelepçesiz duracaksın. Ben sana inanmak istiyorum. Ama izin vermezsen yapamam. İçindeki o acıyı, öfkeyi falan kendini hırpalayarak da dindiremezsin. Önüne güzel bir şey koyulduğu zaman hemen reddetme. Bir düşün, bir bak, değerlendir. Sen iyi olanı görebilecek bir çocuksun. Mayası bozuk bir çocuk değilsin sen. Hadi yürü gidelim. Kızım hangi üniversiteye girmiş? Bir bakalım. Benim sana bir şey söylemem lazım savcım. Gideyim şuradan bir kahvaltılık alayım. Döneyim konuşalım, tamam?
Mayası kötü adam değilsiniz. Değilim lan. Değilim lan. Gel buraya. Sesini çıkart. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gel buraya lan. Kaç. Ne oluyor? Bak ne oluyor? Ne? Bırak lan. Lan sahibiniz nerede sizin? Sahibiniz. İçeri. Soner Çakalı neredesin lan? Satmıyorum lan size savcıya. İstediğini vermeyeceğim mi? Ahmet abi. Vay vay vay. Kapıda durun, kimse girmesin. Bu görev sana mı düştü Ahmet abi? Sen mi keseceksin cezayı? Buyur. Yanlış yaptın Akgün. Yanlış yaptın. Çek buradan. Çek vurlan! Vursana. Ahmet abi. Buraya geldiğimden Soner'in de babasının da haberi yok. Ben senin canını almaya değil, kurtarmaya geldim. Nereden biliyordun savcıyı sana vermeyeceğimi, satmayacağımı? 10 yaşından beri tanıyorum oğlum ben seni. Belli. Savcıyla bir bağ kurmuşsun. Bak. Buna iyi bak. Ben bunu gösterip seni üzmek istemiyordum Akgün. Ama bana başka hiçbir yol bırakmadın oğlum. Bak. Savcının nasıl bir adam olduğunu iyi belli artık. Bu fotoğraf annenin ölümünden 4 ay öncesine ait. Babanı ele vermesi için tehdit etti savcı. Annem. Alsana bir şeyler. Hepsini ben mi yiyeceğim şunu ya? Aç değilim ya. Allah Allah. Senin bir sıkıntın var. Bir şey mi oldu? Ne oldu oğlum sana? Ne? Ya ne oldu sana? Bir şey mi var diyorum ya? Efendim Canan? Selim, kafeye gelin. Sonuçlar açıklanacak. Tamam harika. 10 dakika sonra oradayız. 10 dakikaya geliyoruz. Ulan bugün sonuçlar açıklanacak ya. Vay anasını. Ulan ne acayip be. Vallahi billahi. Sen bana bir şey söyleyecektin arabada. Ha? Ne söyleyecektin? Bir şey söyleyecektin arabada. Yarım kaldı. Ne? Arabada bir şey söyleyecektin. Yarım kaldı. Annemi tanıyor musun? Ne? Annemi tanıyor musun annemi? Nereden çıktı şimdi ya? Semiha Yıldız Taşkın. Tanıyor musun? Yavrum, kafanı karıştıran bir şey varsa direkt konuya gir. Ve dolandırıp bir şeyler anlatmaya çalışma. Şimdi anneni tanıyorum desem. Nereye gidecek mevzu? Ne soracaksın yani sonrasında? Ne konuşulacak? Ya Selçuk Taşkın'ın peşinden maraton koşmuşsun. Bir yerde yolun kesişmiştir diye soruyorum. Tanıyor musun, tanımıyor musun ya? Bu kadar zor mu bunun cevabı ya? Sakın sesini yükseltme. Tanımıyorum. Annen konusunda hassassın biliyorum, tanımıyorum. Rahmetli ananı. Lan bunun ne işi var burada? Annemin yanında ne iş var? Bu ne? Bu ne? Tanıklığa zorladı ablamı. Yapılmaz lan bu. Lan bu yapılmaz lan! Babamın bunlardan haberi var mı? Her şeyi biliyor.
Kim bilir neyle tehdit etti savcıyı? Belki de seninle, ha? Anneme ensüreni yaşatmam lan. Bırak lan! Hakkün bak topla, topla kendini. Lan bırak lan! Hakkün, Hakkün lan topla kafanı oğlum, beni dinle. Dur, beni dinle. Eğer şimdi savcıya diklenirsen Halil Sadi'ye yanaştığını öğrenecek. Ya sonra ne olacak? Ne olacak, ne olacak lan? Şşş! Ne olacak, ne olacak? Cehennemden sonrası cehennem! Duydun mu beni? İçerim atacak beni! İşkence mi yapacak bana? Ne yapıyorsun, hapsın lan? Anneme sürenin eli karalar lan! Duydun mu beni? Duydun mu beni lan? Anneme sürenin eli karalar lan! Aman bırak lan beni! Bırak lan! Yapma. Yapma iki gözüm yapma. Bak, bak aklınla düşüneceğine kalbinle dalleniyorsun, yapma. Bak, bana bak. Sence savcıya verilebilecek en büyük ceza ne? Ha? Şu adamın yerini söyle. Patlat savcının operasyonunu. Bundan büyük bedel mi olur oğlum ona, ha? Camcat sitesi, site girişindeki büyük kahverengi ev. Aradığınız orada. Adamı kaldırınca beni ara, sonra gel beni al. İçim daha soğumadı benim Ahmet abi. Yok, Hakkün. Olmaz. Olmaz oğlum bak oraya... Sen benim dediğimi yap! Oğlum yakacaksın... Ahmet abi! Benim dediğimi yap. Sen adamı alıp kaldırana kadar benim tarafta da bir sıkıntı yaşanmayacak. Söz. Gerisi benim tasarrufum, karışma. Çekil lan! Hadi oğlum ya, gelsene. Gelmiyor musun? Buraya kadar. Zaman doldu savcı. Savcı! Ne istedin sen benim annemden? Bırak. Ne istedin lan annemden? Bırak beni Hakkın! Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Nasıl sakin olayım lan ben? Nasıl sakin olayım lan ben? Ölüler duyar mı seni Selim Kara? Ölüler duyar mı? Annem öldü lan benim, annem öldü! Hayır. Kimsin ya sen? Kimsin? Kim miyim ben? Al! Al bak! Bak kimim ben bak! Açıklasana! Karını açıklasana Selim Kara! Anneme nasıl yanaştığını, nasıl tehdit ettiğini açıkla! Bilsin herkes! Herkes bilsin! Lan bas seni! Kutlar! Sen daha bedel ödemedin Selim Kara! Sen daha bedel ödemedin, ben ödeyeceğim sana bedeli! Ben! Aldınız mı? Yarım saate site girişine çık. Gelip alacağız seni. Adamı aldınız mı? Alo. Bak verdiğin adreste kimse yok. Sen bize acaba hileli piyango mu sattın Hakkün Efendi? Nasıl? Gözümle gördüm. Oraya koydular adamı. Gördüm. E yok burada bebeğim. Yerini değiştirmişlerdir. Dangalak. Ya bu çocuk gene ağzını bozdu ya. Bak bu kelimeleri babam duysa çok kırılır biliyorsun değil mi? Baş başa kalırız sonra seninle.
Seni çekmediler mi operasyondan? Ne işin var büyüklerin arasında? Ulan. Dualarla yaşıyorsun var ya Hakkın Efendi, dualarla. Soner Bey. Bak Ahmet abi istiyor. Hakkın. Sen sözünde durdun koçum. Halil Sadi ile konuşacağım. Çıkaracağız seni oradan. Benim hesabım kapanmadı. Çekeyim ben sizi. Ha? Hadi. Hadi. Fotoğraf çekelim. Hadi çekelim. Tamam. Önce bizi bir... Yağmur nerede? Yağmur. Hadi gel. Fotoğraf çekineceğiz. Akgün gel sen de. Ben girmeyeyim aile arasına. Sağ olun. Ya gelsen Akgün abi. Fotoğraf işte. Ya fotoğraf hadi. Çekiyoruz ben de işte. Gel hadi, önce ya. Siz. Bakın bakalım. Avukatlar. Ha. Avukatlar. Ha. Savcım sen de biraz. Gel gel. Vay be çok iyi oldu. Bir de selfie bize. Bakın bakalım. Şimdi herkes baksın. Ha. Evet. Çektim. Çok şey oldu. Tamamdır. Sevgilerim. Siz böyle çok özlüyorum seni. Hoşça kal Gökalp'im. Döneceğim ben, merak etme. Anne. Anne.
İstemiyorum gitmesini. Nereye gidiyor? Hem ben niye gidemiyorum? Annenin dinlenmesi gerek. Evde dinlensin. Daha yeni geldi, 2 ay önce. Evde olmaz. Hasta mı anne? Dönünce daha iyi olacak. Bak, biz bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Tamam mı? Onun iyiliği için. Anlıyor musun beni? Böyle olmak zorunda. Neden böyle olmak zorunda? Annemi bu hale sen mi getirdin savcı? Niye böyle olmak zorunda? Bana bunu sen mi yaptın savcı? Koral'ın... Babam seninle İstanbul'da yüz yüze konuşmak istiyor. Hadi gel. Ara babanı. Ya sabır. Sebep? Sen numarayı çevir. Bir bildiğim var. Bir bildiğim var. Akgün ben. Aradığınız adamı nereye taşıdılar senin yerini de öğreneceğim. Onunla da kalmayacağım. Savcının neyi var neyi yok hepsini dökeceğim, sereceğim önünüze. Bundan böyle beni emrinde savcının yanındaki adamın olarak bil. Savcıyı bitirmeden buradan çıkmak bana haram. Allah'a emanet.